Hülya Avşar uzun sessizliğin ardından o çarpıcı açıklamasıyla magazin gündeminde fırtınalar yaratmıştı. Avşar kızı dostlarıyla yemekte buluştuğu akşam pek bir neşeli. Pezban hocam. Aşkın hocam. Nilüfer hocam. Evet, dersten çıktık çocuklar. Yemek yedik. keyif yaptık. Gidiyoruz o kadar. 10 gün önce 55 yaşına girmişti Hülya Avşar. Yeni yaşını bir kez daha kutlayalım. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Sen ne orada mı kaldın? İşte bana saçma sapan sorular sormuyor. Saçma sapan. Bir bay bay diyemeyeceğim galiba size. Evliliğin devamı için erkek aldatmalı tarzı açıklamasını hatırlatıyoruz Avşar'a. O olaya geçme. O olay için sizinle burada oturup konuşmayacağım. Ben orada ben sahada konuşurum o kadar. Deniz Akkaya bu sözler üzerine beyler Hülya Avşar yanılıyor olamaz. Evliliğiniz için fedakarlık yapın. Başkasına zarar veren bir ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışmak yok artık diyorum açıklamasını yapmıştı. Demet Akalın'ın da inanmıyorum artık şaka olduğunu en sona ekleseydi ki o bile korkunç. Daha neler ya şeklinde bir çıkışla sitem etmişti Hülya Avşar'a. Avşar kızı bir açıklamasıyla magazin gündemini karıştırmışken muhabirler ısrarlı tutumundan vazgeçmiyor haliyle. Hülya Avşar ise konuşmamakta kararlı. Demet Hanım ve Deniz Akkaya da açıklama yaptı. Pezban Hanım sizi ne yapar biliyor musunuz? Demet Hanım'ın açıklamalarıyla ilgili. Siz bilin ben kendi arabam geldi. Şu camı açsana. Konuşmamak için kendince bir bahane de bulmuş Hülya Avşar. Siz normalde cevap verirdiniz. Baskına vurdum. Neden cevap vermediğinizi çünkü merak ediyorum. Çünkü misafirlerim var ayıp kahveye gidiyoruz. Bana gidiyoruz kahveye. Tamam iki kelime. Dolayısıyla iki, şimdi onlar benden önce gidecekler. İki tane şey var soru var o kadar. O soruları soracağınızı biliyorum. Onlara burada cevap vermem ben yani. Hayır, siz de söyledim bitti. Gelen tepkileri bir kez daha hatırlatınca muhabirler Hülya Avşar sözlerinin arkasında durduğunu ve pişmanlık yaşamadığını her kelimesiyle vurguluyor. Diyor ya sahada gösteriyorum kendini. Sahada ceza anlamak. Yani sahadan, evet, sahadan ceza. Olabilir. Kadınlar da çok tepki gösterdi. Özellikle ünlü kadınlar Deniz Akkaya, Demet Akalın. Genelde 5 sene sonra anlaşılıyorum da. Oğlum gitme. Öpüyorum. Durma. Hülya Avşar kendini böyle savunurken Demet Akalın bakalım bu konuyla ilgili neler söylemiş. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerimizin başında Demet Akalın geliyor dersek yanılmış olmayız herhalde. Ünlü popçu geçtiğimiz günlerde Adana'da bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntülere büyük tepki göstermişti. Senin elini kırarlar. Ondan sonra gel yok serviste okula gönder çocuğu. Ben olsam kırardım elini. Dostlarıyla öğle yemeğinde buluşan Demet Akalın'a bu konuyu sormadan geçmiyor haberciler. Umarım ailesi de benimle aynı şekilde aynı tepkileri verir. Yani öyle bir dünya yok. Demet Akalın daha önce de dile getirdiği kızı Hira'yı okula göndermeyip evde okutmayı bu yüzden bir daha gözden geçireceğini dile getiriyor. Bütün öğretmenler öyle olacak diye bir şey yok ama yani dayak zaten korkunç bir şey. Hele öğretmenden. Bilmiyorum. Ünlü popçu çocukluğunda matematik dersi yüzünden öğretmeninden azarlar işitmiş ama dayağın yanında lafı bile konuşulmaz. Matematiğim biraz zayıftı o yüzden. Bir de şimdi bak. Neredeyse bir otomobil fiyatına çizme alan Demet Akalın, sosyal medya üzerinden gözünü dünya ünlü yıldız Rihanna'nın giydiği tüylü çizmelere dikmişti. Meğer o konu şakadan ibaretmiş. Artık onu da yemin ederim geyik için koyuyorum. Çünkü hani olay artık olacak dediniz. Yok ya çok hani üstüme geliyorlar ya. O yüzden. Yoksa bir şey olduğu yok. Yanlış duymadık değil mi Demet Hanım? Üstüme çok geliniyor dediniz. Bizim bildiğimiz Akalın lafını esirgemekten çekinmez ve korkmaz. Neden çekiniyorsunuz? Sizin Demet Akalın artık öldü. Başka bir Demet Akalın. Daha birkaç gün önce erkekler arada bir eşlerini aldatmalı diyen Hülya Avşar'a göndermelerde bulunan siz değil miydiniz Demet Hanım? Erkekler eğer arada bir eşlerine çaktırmadan
bir şeyler yaparlarsa o evlilikler yürür ve de bir yastıkla yaşanabilirler yani. Çünkü bence erkekler böyle demedim yaparlarsa yapmaları lazım dedim. İnanmıyorum artık. Şaka olduğunu en sona ekleseydi ki o bile korkunç, daha neler ya. Ya bu işler ne aman. Hülya Avşar'ı ben canım kadar seviyorum. Hani ben geçmişte de bütün hani çok beraber çalıştım. Çok onun gazino kültürünü, disiplini, iş disiplini çok seviyorum yani. İnanılmaz şahane, güzel, iyi bir insan. Ama bu söylemleri beni delirtiyor yani. Demet Hanım, sizce neden böyle bir söz söylemiş olabilir Avşar kızı? Hani o aldatıldığı ve üzüldüğü için herkes üzülsün istiyor ama öyle bir dünya yok. Yani benim gibi delikanlı adamlar da var, benim kocam gibi. Anladın? Böyle diyorum, Allah korusun. Vallahi ay Allah şaşırtmasın. Avşar kızının Kaya Çilingiroğlu tarafından aldatıldığını diline dolayan Demet Akalın, Hülya Avşar'ı kendi yöntemleriyle baş göz etmek istiyor. Onun için muhakkak o da doğru adamı bulacak yani. Çıkar yani. Ben onu bir Sultan Baba'ya götüreyim bak. Demet Akalın son olarak kendisiyle uğraşmak isteyenlere bundan sonra laf etmeyeceğini ama mahkemeye vereceğini belirtiyor. Hepsinle avukatım Ersan Bey ilgileniyor, sağ olsun. Bundan sonra böyle mi çözüyorsunuz? Vallahi öyle çözüyorum. Aynen, cevap vermeyi düşünmüyorum. İyi bir, güzel bir. Bayağı tuzluya mı alıyor bana? Olsun, ne yapalım. Dava açarken para yatırıyorsun.